Bu hafta içeriklerin sayısı biraz az oldu çünkü çok yolculuktayım. Bugün de Antalya'ya geldim. Bir konferansa konuşmacı olarak katılıyorum. Yarın sevgili doktor arkadaşlarımıza sosyal medyada yapay zekayı kullanarak nasıl ünlü ve başarılı olacaklarını anlatmaya çalışacağım. Bugün gün boyunca otelde doktor arkadaşlarla biraz sohbet etme şansını buldum ve bu beni bazı düşüncelere sürükledi açıkçası. Bizim Haddini Aş kulübünde sık sık üzerine konuştuğumuz konular bunlar ama sizlerle bir paylaşmak istedim. Böyle biraz samimi bir sohbet havasında. Zengin olmanın yolunun çok çalışmaktan geçtiğine size ikna etmeye çalışıyorum. Oysa zengin olmanın yolu risk almaktan geçer. Evet, çok çalışmak gereklidir ama risk almadan çok zengin olamazsınız. Eğer öyle olsaydı mahalle berber de zengin olurdu. Hemşireler zengin olurdu. Çöpçüler zengin olurdu. Hepsi çok çalışıyorlar. Hepsi de çok yüce meslekleri yerine getiriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sayelerinde dünya dönüyor ama kendileri zengin olmuyorlar ve epey sıkıntılı hayatlar sürüyorlar. Bu pek çok doktor için de geçerli aslına bakarsanız. Bugün sohbet ettiğim doktorların pek çoğu belki para kazanıyorum ama aşırı çalışıyorum diyenler var. O yüzden çoluğuma, çocuğuma, hayatıma vakit ayıramıyorum. Uzun zamandır hiç tatile gitmemiş, seyahat etmemiş doktorlarla karşılaştım bugün. Öte yandan bazıları zaten ben para kazanamıyorum yeterince diyor. Yurt dışına kapağı atmaya çalışıyorum diyor. Ve hemen hemen hepsi bu muhteşem mesleği icra edebilmek için aldıkları yoğun eğitimi harcadıkları zamana biraz pişmanlar. Sohbet derinleştikçe ama ortak bir noktasını tespit ettim bu serzenişte bulunanların. Çok büyük bölümünün bir girişim fikri yok, bir yatırım fikri yok, gelecekle ilgili büyük bir hayalleri yok. Bugüne kadar işte nasıl yaptılarsa aynı şekilde devam etmek istiyorlar. Yani risk almak istemiyorlar. Çok çalışarak başarılı olacak haklarına inanıyorlar. Çok çalışmak çok değerli ama demin de söylediğim gibi risk almadan zengin olamaz. Bugün dünyanın en başarılı, en çok para kazanmış insanlara baktığımızda veya etrafınızda, kendi coğrafyanızda, kendi lokal alanınızdaki çok zenginlere baktığımızda çoğunun asıl parayı aşırı çalışmaktan değil risk almaktan kazandığını görüyorsunuz. Deli riski diyoruz, cahil cesareti diyoruz. İşte bütün bunlar insanlara basamak atlatıyor, bambaşka diklere gitmeye neden oluyor. Pek çok insanın çok riskli gördüğü işleri kuruyorlar. Pek çok insanın riskli gördüğü yatırımları yapıyorlar. Pek çok insanın riskli gördüğü kariyer değişikliklerine dalıyorlar. Pek çok insanın çok riskli gördüğü yaşadıkları ülkeyi değiştirmeye adım atıyorlar. Ve bu risklerin karşılığında bir gün birdenbire çok büyük para kazanıp çok büyük servete ulaşıyorlar. Ve daha sonra çok çalışmıyorlar. Yani elbette çalışmadan para kazanmak diye bir şey yok. Ama hani bize okullarda ezberletilen türden bir çalışma temposu içinde de olmuyorlar. Ben bu konuda açıkçası eğitim sistemlerini suçluyorum. Eğitim sistemleri bize risk almamayı öğretiyor. Okulu düşünün. Bütün okul hayatınız boyunca hangi hocanız size riski nasıl alacağınızı anlattı. Müzakere etmeyin anlattı. Risk hesaplamayı anlattı. Bazen biraz gözünü karartmanın öneminden bahsetti. Çünkü muhtemelen zaten bütün bunları yapan birisi olsaydı hoca olmazdı. Değil mi? Bu kadar basit. Bu nedenle de pratik bir bilgileri yok. Tam tersine bize hep okullarda riskten kaçınmanın yolunu öğretmeye çalışıyorlar. Normal bir kariyerin olsun, bir şirkette işe gir, aman bir kolunda altı bilezik olsun, bir meslek öğren. Hep bize anlattıkları hikayeler bunlar. Fakat sonra bakıyorum, bütün bu hikayeleri körü körüne dinleyen ve okullarını başarıyla bitiren, bütün bu yolculuklardaki bütün adımları gerektiği gibi atan, kurallara uygun oynayanlar, bu kurallara hiç uygun oynamayanların altında çalışıyorlar. Onlar için çalışıyorlar. Kendilerinin emeğini onlar için paraya dönüştürüyorlar. Evet, kendileri bundan elbette bir miktar para alıyor ama o patronlar deli gibi sistemden parayı çekiyorlar. Şimdi doktorlukları düşünün. Bir sürü doktor var çok çalışan. Aralarından bazıları elbette iyi de para kazanıyor. Ama sanırım hastane sahipleri, klinik sahipleri bu işin gerçek patronları. Çünkü onlar risk almayı biliyorlar. Bu nedenle zenginleşmemenin bir numara sebebi arkadaşlar risk almayı bilmiyor olmalı. Şimdi risk almak deyince de insanların hemen gözünde şöyle kötü senaryolar canlanıyor. Evimi barkımı sattım, Bitcoin'e yatırdım. İşte bizim dayının bir oğlu vardı, mis gibi mesleğini bıraktı, girişimcilik yaptı, sonra battı gitti. Bu hikayeler de bizleri tabii ki korkutuyor. Çünkü bunlar ölçüsüz, hesapsız, kitapsız riskler. Bundan bahsetmiyorum. Riski hesaplamalıyız. Riskimizin büyüğünü bilmeliyiz. Alternatif planlarımız olmalı. Bu nedenle ben buna akıllıca risk alma diyorum. Hiç risk almadan borsa yatırımcısı olabilir miyim? Olamam. Ama hiçbir riskimin beni batıracak kadar büyük olmasına izin vermiyorum. Zamanında böyle hatalar yaptım. Ben biliyorsunuz daha evvel bir kere kurduğum bir girişimde de battım. Çünkü all in, her şeyimle içine dalmak gibi pek de zekice olmayan bir hareket yaptım. Risklerimi hesaplamadım ve başım derde girdi. Şimdi öğrendiklerimden ve tecrübelerimden biliyorum ki risk almadan olmaz. Zenginleşmenin yolu kesinlikle risk almaktan geçer ama risk almayı öğreneceksin. Bu nedenle bir girişimci veya bir yatırımcı veyahut da yırtmaya çalışan bir çocuk doktoruysanız, hangi meslekte çalışırsanız çalışın fark etmez, risk almayı öğrenmeniz lazım. Bazı riskler sizin karakterinize, kişiliğinize laf ederler mi riskleri? Mesela ben bir sosyal medyada paylaşım yapsam arkadaşlarım benimle dalga geçer mi? Ele güne rezil olur muyum? Bu tip riskleri yönetmek daha da önemli bence. Çünkü zaten pek çok insan sırf bunları yapmadığı için para kazanmanın yolunu açmıyor. Yani illa
dev parasal riskler almaktan, illa dev borçlara girmekten de bahsetmiyorum. Çok yakından tanıdığım insanlar var. Muazzam işler yapıyorlar. Ya diyorum ki kardeşim şu yaptığın sosyal medyada anlatsana. Daha fazla insanın haberi olsun. Hem onlara değer kat hem de daha fazla insanın haberi olduğu için belki önüne yeni fırsatlar çıkar. Ben öyle yaptım. Ben yatırımda neler yaptığımı anlattım ve bak önüme yeni bir iş kolu doğdu. YouTuber oldum, Haddin Aşk grubunu kurdum, Discord'u kurdum, sponsorluklar aldım. Bir sürü şeyin önünü açtı. Niye? Çünkü anlattım insanlara. Zaman zaman dalga geçtiler bana. Aldın Tesla'yı, battın işte dediler. Zaman zaman beni yanlış anladılar. Bitcoin'i sat demiştin, oysa Bitcoin yükseliyor dediler. Zaman zaman küfür ettiler. Zaman zaman dalga geçtiler. Her şey geldi başıma. Ama ben neyi öğrendim? Ben iyi bir sosyal medya kullanıcısı olmayı öğrendim. Ve bu rezil olma riski veya başkalarının önünde kötü duruma düşme riskini aldığım için bugün geldiğim noktaya gelmiş durumdayım. O nedenle illa parasal risklerden bahsetmiyorum. Bu tip riskler de önemli. Başka bir şehre taşınma riski. Belki orada daha iyi iş fırsatları var. Yani hani Türkiye'de böyle moda ya şimdi. Aman işte Anadolu'ya gidelim, küçük kasabalarda yaşayalım. Kötü fikir. Neden kötü fikir? Evet, çok paranız varsa ve zaten büyük bir servete ulaşmışsanız elbette yapın. Ama para paranın olduğu yerde kazanılır. Sen daha o konuda değilsen paranın olduğu yere gelmen lazım. Anadolu'nun bir kentinde de para kazanabilir misin? Elbette olabilir. Ama İstanbul gibi büyük şehrin fırsatları asla orada yok. Buradaki kadar çok insan orada yok. Buradaki kadar çok para harcamaya meraklı insan orada yok. Buradaki kadar fırsat veya buradaki kadar müşteri ihtiyacı orada yok. O yüzden bir şehir değişme riskini bari al be kardeşim. Oraya gidersem evim kötü olur. Oraya gidersem arkadaşlarımdan kopar mıyım? Oraya gidersem yaşam şartlarım azalır mı? Sen bütün bunlardan korkarsan o zaman Yüce Mevlam sana neden bir şey versin? Çünkü cesurlara gülüyor hayat. Ve bugün baktığımızda yurt dışından büyük Elon Musk'lar, Jeff Bezos'lar, Türkiye'deki başarılı girişimciler hepsinin ortak yönü deli gibi risk almaları. Deli gibi kelimesini doğru anlayın ama. Hesapsız risk almıyorlar. Yani şuna kesinlikle karşıyız. Bir risk al ve o riskte başarısız olsan yok ol. Bat tabii ki bunu da istemiyoruz. Bu nedenle şöyle bir yol izlemeniz gerekiyor galiba. Bir risk almadan önce bunun en kötüye gitmesi durumunda başınızı açacağı derdi bilin. Bu yatırımda da böyle, girişimde de böyle, bir ilişkide de böyle, şehir değiştirirken de böyle, kariyer değişikliğinde de böyle. En kötü ne olabilir arkadaş? En kötü sonuca katlanamayacağınızı düşünüyorsanız riski almayın. Ne yapın o zaman? Riski biraz küçültün. Eğer o küçültülmüş riskin en kötü sonucuna katlanabileceğinize inanıyorsanız atlayın ona. Birinci konu bu. İkinci konu ödevinizi yapın. Bakın bizim Haddini Aşk kulübünde de oluyor. Bazen bir hisse senedi düşüyor. Arkadaşlar büyük panikler yaşıyorlar. Sebebi o hisse senedini, o şirketi, o iş modelini, o hisse senedinin tekniğini, temelini, o şirketin nereye gideceğini çalışmamış durumdalar. Ödevini yapmadan risk alırsan her an böyle titrersin, korku içinde olursun. Bu nedenle risk aldığınız zaman ödevinizi iyi yapmanız lazım. Ben neyin riskini alıyorum? Bu aldığım riskin karşılığı ne olursa olumlu olur, ne olursa olumsuz olur. Mesela bu bir yatırımsa, bu şirket neleri yaparsa işler iyiye gidecek, neleri yapamazsa işler kötüye gidecek. Eğer bu bir girişim fikri ise, bu girişimde başarılı olmanın en kritik noktası ne? Neyi halledemezsem iflas etme ihtimalim var. Bunları biraz kafa yormak lazım. Bu çerçevede hani bunu illa kendinize yapmanız gerekmeyebilir. Mentorlardan destek alabilirsiniz. Bu yolculuklardan daha evvel geçmiş insanlardan destek alabilirsiniz. Ama kimden destek almayı biliyor musunuz? Bu işlere hiç kalkışmamış insanlardan asla öneri almayın. Asla akıl almayın. Ömrünü KPSS sınavında başarılı olup memurluğa adayan bir insandan girişimcilik konusunda öneri almayın. Çok tatlı bir insan olabilir. Bunda yanlış bir şey yok. Herkesin kişisel tercihi. Ama ondan girişimcilik konusunda öğreneceğiniz hiçbir şey yok. Sizi tamamen riskten uzaklaştıracaktır. Onun yerine 3 kere batmış, 4 kere çıkmış bir insanla konuştuğunuzda öğrenecekleriniz çok daha fazla olacak. Riskinizi biraz da dağıtmak lazım. Yani bu tabii biraz tartışmalı konu. Mesela yatırımcılıkta eğer çok az paranız varsa, çok inandığınız, üzerine çok çalıştığınız, çok emin olduğunuz birkaç varlığa daha büyük yatırımlar yapmak sizi sıçratabilir. Ama bir yandan da işler ters giderse iflas edebilirsiniz. O yüzden akıllıca bir çeşitlendirme iyi. Bu çeşitlendirmeyi sadece yatırımda işte Bitcoin'im de olsun, hisse senedim de olsun, altın da olsun diye düşünmeyin. Mesela bütün gelir sisteminizi çeşitlendirmeniz lazım. An itibariyle görüyorsunuz şu anda bir konuşmacı olarak burada bir gelirim var. Bunu asla bırakmayacağım. Çünkü hem konuşmacıdan zevk alıyorum ve bundan para kazanıyorum. YouTuber'ım, YouTube sponsorlarım var, orada gelirim var. Haddini Aşk kulübüm var, orada gelirlerim var. Farklı gelir kalemlerim var. Gelir risklerimi de çeşitlendirmiş durumdayım. Yani işler biraz ters giderse öbür taraftan olan gelirle işleri götürebiliyorum. Ve birkaç ay boyunca, hatta birkaç yıl boyunca gelir olmasa bile hayatımı sürdürebilecek kadar da birikimi de sağlamış durumdayım şu anda. Ama bir yandan da harcayabileceğimin çok azını harcıyorum. Ben de biliyorum Porsche almayı, ben de biliyorum daha lüks şeyler yapmayı. Pek heves etmiyorum. Tek lüksüm yurt dışına gitmek, bile saatler. Onun dışında tutumlu gitmeye çalışıyorum. Çünkü tutumlu gittiğim zaman benim hayat masraflarım az olduğu için iş hayatına daha fazla risk almaya başlayabiliyorum. Yatırımlarımda daha fazla risk almaya başlayabiliyorum. Başka mesele, riskleri biraz küçük küçük alarak başlamak lazım. İlla ilk anda devasa da almamak lazım. Mesela siz bir doktorsunuz, sosyal medyanın önemini kavradınız. Orada
var olmak istiyorsunuz. Gidip bir ajansla anlaşıp o ajansla dünyanın parasını harcayıp bütün sosyal medya platformlarında aynı anda başarılı olmak için devasa proje üretmenin falan manası yok. Bir yerden başlayın. Sosyal medyada başarılı olmak için gereken bir tane telefon size. Bir telefon, bir kamera, bir de iyice mikrofon. Bitti gitti. Bugün anlatmaya başlayın bir şeyler bakalım. Belki de insanın ilgisini çekecek. Belki onlara da değer katmaya başlayacaksınız ve sizin önünüzü açmaya başlayacak. Ve kaybetmekle barışmanız lazım. Kendimde en çok beğendiğim şey ve yatırımcılık bana bu konuda çok faydalı oldu. Kaybetmekle çok barıştım. Çok hata yapıyorum. Bir sürü yatırımım çok kötü gidiyor ama biliyorum ki yatırımcılıkta iyi yatırımlarınızın sayısı kötü yatırımlarınızdan biraz fazlaysa zaten yeterince para kazanıyorsun. Kötü yatırımların sizi batıracak kadar büyük değilse iyi yatırımlar onları telafi ediyor. Geçen yıldan bu yana bir sürü yatırımım kötü gitti ama Rocket Lab'de, Palantir'de, Nvidia'da kazandığım paralar bütün o kayıpları bol bol telafi etti. O yüzden kaybetmekle barışmanız lazım. Risk almak demek kaybetmekle barışmak demektir. Eğer kaybetmekten çok korkuyorsanız sizden hiçbir şey olmaz. Kusura bakmayın. Yani olmaz dediğim elbette güzel bir hayatınız olabilir. Güzel paralar kazanıp keyifli, az riskli, alçak gönüllü bir hayat yaşayabilirsiniz ama yani gerçekten biz bu hayata alçak gönüllü yaşamak için mi geldik? Dünyada bu kadar çok güzel şey varken bunları tatmamak için mi geldik? Lüks tüketimden bahsetmiyorum. Benim lüksüm, kıyafetim, arabalarım falan değil ama dünyayı gezmek bir lüks. Canınız istemediği zaman çalışmamak bir lüks. Canınızın istediği işi yapıp istemediği işi yapmamak bir lüks. Ve bunlar parayla oluyor. Bunlar başarılı oluyor. O da risk almayı gerektiriyor. Limit belirlemek çok önemli. Ne kadar kaybetmeyi göze alabilirim? Yani bu bir yatırımsa kaç paraya kadar kaybetmeyi göze alıyorum? Bu bir girişimse nerede ben bu işin tutmayacağına inanıp geri dönerim? Yani bu limitlerinizi bilmek çok çok önemli ve bu çerçevede biraz da B planları koymak gerekiyor. Çok ters giderse ne yaparım? Bu yatırım çok ters giderse ne yaparım? Mesela ben biliyorsunuz zaman zaman kaldıraçlı işlemler de yapıyorum bantferi üzerinde. Kaldıraç büyük risk ama asla o andaki bütün paramı o kaldıraçlı işleme gömmüyorum. Kaldıraçlı işlem kötü gider de leak olurum diye korktuğumdan hep kenarda biraz sisteme sokacak yeni param oluyor. Önce pozisyonlarımı koruyabiliyorum. Yani bir B planı önemli. Bir girişim için yola çıktınız. Bütün varlığınızı ona adamayın. Yani mesela bir yerde çalışıyorsunuz. İşinize istifa edip hemen girişimci olmanıza gerek yok. Hem işinize devam edin hem de yandan girişim kurun. Bu sayede aslında risklerinizi daha sakin yöneteceğinizden daha başarılı olma ihtimaliniz artıyor. Ve en önemlisi bence risk almamanın en büyük risk olduğunu lütfen biliniz. Özellikle yapay zeka gibi teknolojilerin geliştiği ortamda hiçbir mesleği güvenli bulmuyorum. Türkiye gibi sık sık çalkantılara uğrayan bir ülkede hiçbir memurluğu da güvenli bulmuyorum. Güvenli bulduğum şey ne biliyor musunuz? Kendi risk yönetim becerileriniz, kendi girişim becerileriniz, kendi yatırım becerileriniz esas kıymetli olanlar bunlar. Bunlar sizde olduğu sürece hiçbir şey olmaz. Bu nedenle bugün risk almıyor olmanız aslında büyük risk almak anlamına gelebilir. Geçenlerde bir şirkette çok genç arkadaşlara eğittim. Aklım almadı ya, işe yeni girmişler ama hepsi inanılmaz riskten korkuyor. Arkadaşlar dedim, siz 25-26 yaşındasınız. 30 yaşınıza geldiğinizde bugün meslek dedikleriniz çoğu ortada kalmayacak. Sizi ciddi bir kariyer beklemiyor. Bana biraz küstüler, darıldılar. Sonra yavaş yavaş hocam nasıl riskler alırsak bunu aşabiliriz dediler. İşte bugün bunları konuşmak istedim sizle. Çünkü zirveye ulaşmak istiyorsanız biraz risk almak gerekiyor. Öbür türlü hiçbir yere gideceğiniz açıkçası yok. Ömrünüzün gerisini vasat bir hayatla geçirmemenizi tavsiye ederim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.